Türkiye ciddi bir terör tehditiyle karşı karşıya. Ya yani bu FETÖ kaynaklı ve bölücü terör örgütü kaynaklı, DAEŞ kaynaklı. Bu terörle mücadele anlamında Türkiye ister istemez sadece terör örgütlerine ve onlarla ilişkili kesimlere yönelik olarak bir OHAL rejimine geçmiş durumda. Ama siz bu ülkede yaşıyorsunuz. E dışarıdan baktığınız zaman belki farklı ama gerçekten günübirlik yaşantınızda biz o hal rejiminin gerektirdiği birçok yetkiyi kullanmıyoruz. Kullanmadık çünkü biz bu o hali getirdiğimiz zaman bu o hal vatandaşa yönelik değildir. Terörle mücadeleye yöneliktir dedik. Şimdi bu birinci husus yani bunu görelim. Dolayısıyla normalleşme o anlamda zaten başlamış durumda. Bakın bu komisyonlar, o hal, KHK'ların meclisten geçmesi, yargının e, devreye girmesi anlamında.